Muharrem İnce'ye gelince, bak ona çok söz hakkı verdin. Ben rejiden rica edebilir miyim? Yayın sonunda Sevil Hanım benden kaç kat konuşmuş bir hesaplasınlar. Muharrem İnce'ye gelince, Muharrem Bey 2018'de yakından takip ettim. Keşke diyorum şimdi bu AK Parti'den aldığı desteği, yani o zaman alsaymış, %51'le zaten çok sempatik gelmeye başladı AK Partililere. Kim? Yani en çok destek gördüğü yer AK Partili, AK Parti'ye yakın yorumcular, gazeteciler. Ya Millet ama İttifakı, normal, AK Parti'nin bir başbakanını ve bir başbakan yardımcısını aldı, ama içine böğrüne Onur kadar Bey, soktu. AK Parti normal, bir şey söylemedi. Ama bu normal tarafta bir tane eski CHP'li, AK Partililer bu hareketlere de alkışlıyor diye yeriyorsunuz. Yapmayın bak, ya. Şey bunu söylerken Davutoğlu nerede, Babacan nerede, ona bakın ya. Bu kadar insafsızlık Sizler yapmayın. Yok, bak, ben onu kesmedim, sen beni kestirttiriyorsun. Benim lafımı kesen sizsiniz başta. Ben başladım soruyor. Peki, beni kestiniz. Tamladı, başladı, benim sözümü kesme devam ediyor. Ama normal. Yani AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan Sayın İnce'ye bu kadar destek, bu kadar sempati normal. Çünkü bölüyor. İster bölmüyorum desin, ister bilmem ne desin. Bölündüğünü söylüyor Sevil Hanım. Çok samimi söylüyorum. Çok yani da destek var. Z kuşağı özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerde. Bu gerçek. Doğru. Yani CHP taraftarları evet, kabul etmiyor vesaire vesaire, yok. İlk kez oy kullanacak gençlerde evet, evet, ve Z kuşağı, bu ilk kez kullananlar alfa oluyormuş. Yani 18 ile 30 arası, onun üstü yok ama onu da söyleyeyim. Ben hepsini tespit ettim. İnanılmaz destek var Sayın İnce'ye. Ve eğer bu seçim ilk turda evet, Erdoğan'ın olursa, ya hiç şaşmam, evet hiç şaşmam. Bunun da yani diyor ya, ben bir bölen olmam. Muharrem İnce sayesinde olacağını bilmesi gerekiyor. Hiç de öyle değil. Haksızlık Şimdi CHP taraftarları o gün Özgür Özel diyor ki biz ilk turda alırız. Yok, böyle böbürlenmesinler. Gerçeği görmüyorlar. Olmaz mı ilk turda? Bak, gerçeği görmüyorlar. Ama sokağı görmüyorlar. Benim evimde bir tane var 25-26 yaşında. Tamam, hukukçu. Mı? Onun etrafı, akranları. Mesela gelmeden İzliyor önce ben sizi? Habertürk'te gençlere soruyorum. İnanılmaz destek var. Ve bu destek %5, %6, %7 neyse kaçsa bilemiyorum ama ilk turda seçimi Erdoğan'a kazandırır. Yani CHP de bu gerçeği görerek hareket etmek zorunda. Matematiksel olarak imkansız, biliyorsunuz değil mi? Bir dakika, bir saniye. Matematiksel olarak imkansız. Ben gördüğümü, size ne? Evet. Ben gördüğümü söylüyorum. Niye kabul etmiyorsunuz? Ben biraz önce pompalıyordunuz Muharrem İnce'yi. Vay aday olsun. Niye aday? Muharrem İnce değil. Şaban Sevinç bir şey söylüyor. Ya dinleyeceğim. Şaban Sevinç bir şey söylemiş. Bir duyayım. Şaban Bey'i duyayım. Şaban ya Bey, beni Ankara'da unutuyorsunuz, rica ederim. Ay, sen de İstanbul'a gel. Gözden uzak, gözden uzak Şaban abi. Sizi de unutmuyorum. Tamam. Sevil Ay'ın mantı tamamladı. Sevil'e bir şey soracağım. Tamam. Sevil Ay'ın konuş insicamını bozmak istemiyorum da bir şey soracağım. Hayır, benim evde de var bir şey, oğlu var. Konuşmuyor. Konuşacağım. Oğlum ya, bir saniye. Oğlum ve arkadaşları dedi. Oğlum ve arkadaşların Muharrem İnce'yi mi destekliyor? Oradan mı görüyorsun gençlerin Muharrem İnce'ye gittiğini? Şaban, bitirtmiyorlar. Aslında bu desteğin nedeni ne biliyor musun? Bu destek ne zaman çıktı biliyor musun? 6 Mart'tan sonra çıktı. Bu destek, bu 18-30 yani 18-30 yaş aralığındaki bu desteğin tek nedeni de Kemal Bey'e tepki. Yani niye Ekrem İmamoğlu? Bunların bir kısmı Mansurcu, bir kısmı Ekremci. Böyle söyleyeyim. Yoksa ondan önce Sayın İnce'ye böyle bir destek yoktu. Şaban, sen de görmüşsündür bunu. Ama şu anda var ve Cumhuriyet Halk Partisi taraftarları bunu kabul et. Yetkili kurulları bunu görmek zorunda. Göremiyorlarsa çok yazık. Ve bence bu destek devam ettikçe de ilk turda Erdoğan Cumhur İttifakı alır bu seçimi. Ben öyle görüyorum. Bir şey söyleyebilirim. Cumhur İttifakı evet, bir alır şey seçimde evet, alır dedi. Ama çok ciddi bir destek var diyorum. Bir şey yani bu belki Muharrem İnce birinci tur. Şimdi birinci tura taşımaz. Birinci yapmaz. Yani yani ikinci tura gidecek bir aday yapmaz Muharrem İnce. Asla yapmaz. Anladım. Bundan hani iddiam bu değil. Yani bir Erdoğan'ın karşısındaki aday o olmaz ikinci turda. Ama büyük bölen olur, çok destek var ve bunu Anladım. Cumhuriyet Halk Parti'nin yetkili kurulları göremiyor. Öyle bir şeye kaptırmışlar ki kendini. Hiçbir şey olmaz Muharrem İnce'den. Bu da yanlış.
Bu doğru değil. İnce'nin böyle bir şey oldu ya. Şimdi söylemek istemiyorum. Sinerji. Yani Twitter'da falan, YouTube'da çok böyle şeyler var. Gençlerin takip ettiği fenomen isimler var. Fenomen ama isim vermek istemiyorum. Deli gibi Muharrem İnce taraftarlığı yapıyorlar. Gençler seviyor. Gönülden yapıyorlar ve gençleri etkiliyorlar. Ve CHP'nin yetkili kurulları bunu göremiyor. Peki tek cümle alayım. Tek cümle, iki adayın yarıştı yani. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan'ın. Yani en büyük iki aday bu. Bunda hemfikiriz değil mi? Üçüncü bir adayın her ne kadar, yani üçüncü sıradaki bir adayın 3, 5, 10 fark etmiyor. Ne alırsa alsın seçimin ona veya birinci turda ona veya buna kazandırmasını matematiksel olarak değiştiremez. Tahta olsa iki saniyede anlatırdım. Nasıl? Anlamadım. Üçüncü bir adayın, iki büyük adayın yarıştığı yerde. Yani şunu kabul ediyor muyuz? En çok o iki oyu alacak olan Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. Bunu kabul, hemfikiriz. Tamam. Bu böyle bir senaryoda ikisi ne alırsa alsın fark etmiyor. Üçüncü bir adayın girmesi. Hemen çürüteyim. Fatih Erbakan girdi, aldı 1 milyon oy. Nerede? Hadi bakalım. Ya siz onun Hadi bakalım Fatih Erbakan ya? Girdi aldı 1 milyon. Ya, pardon. Hayır, yani bir anda çöker sistem ama. Sistem yani. O zaman sistemin ben ne anlamı var o zaman? Katılıyorum Sevilay Hanım. Ya şimdi gerçekçi sinerji diye bir gerçek var. Yani Sevilay Hanım müsaade ya var mı? Kullanmadığın ben kelime veya bulamadığın sinerji. Bir cümle daha kursun. Cümle şu. Peki. Üçüncü bir adayın bu senaryoda üçüncü bir aday girdiği zaman. Giriyor. Ne alırsa. Ya abi bir saniye. Peki. Ne alırsa alsın üçüncü aday. İlk turda. Evet. Birinin veya ikincisinin kazanıp kaybetmesini bir tarafa koymuyor. Yanılıyorsunuz. Yok, ya. Kesinlikle katılmıyorum. Yani diyorsun ki Fatih Erbakan bırakalım. Belirleyiciydi. Cumartesi akşamı o mağlup görüşme olmasaydı. Sayın Erdoğan'ın ittifakına katılsaydı ve destek olsaydı. Ne ya, olurdu? Şu an reisi cumhur 3-4 puan şey bitirmişti. Böyle şey olur mu ya? Hiç aksıntı olmazdı. Yalnız kesinlikle katılıyorum Sevil. Öyle bu bir şey sinerjidir. Matematiksel. Bu sinerjidir. Ya ben fikrimi söyledim. Konsolide. Siz söyleyince diyorsunuz ki sana ne? Ben de bir fikrimi söyledim. Evet, bunu ve bu şey değil ki yani sonuçta bir matematiksel bir denklem böyle değil ki. Ben, de ben ki, yıllara sahip tecrübemle burada bir tahta olsa 10 saniyede size açıklarım. Tahta hem de ilkokul mezununa, ilkokul öğrencisine açıklar gibi açıklar. Bana açıklasana. Ben şunu söylüyorum. Ben merak ediyorum. Eğer iki adaydan biri ilk turda kazanacak ise, ilk turda kazanacak ise bu ne demek? %50 üzerinde oy alması lazım demek. Doğru mu? Doğru. Üçüncü bir, ya bir bitireyim mi? Allah'ını severseniz ya. Üçüncü bir adayın girmesi. Ne alırsa alsın onu en fazla ikinci tura taşır o seçimi. Ama üçüncü bir adayın girmesi A veya B adayının seçilmesine hiçbir katkısı olmaz. Olur, veya ona bitecek oyları belirler. Doğru söylüyor. Onu. Fatih Erbakan ben, mesela ben şu an. Ben bunu anlatırım da ya, hakikaten bir tarz. Ben abi ben öğrenmek istiyorum da ben kesinlikle katılıyorum. Programdan sinerji diye bir gerçek var. Evet, program esnasında da olur. Bizim bir tahtamız var. Yani bu getirsinler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani seçimin İYİ ruhu, Parti'ye. Seçimin ruhu bambaşkadır. Efendime söyleyeyim şey. Yani Mansur Yavaş olsaydı işte verecek %15 veya Ekrem, böyle şey olur böyle, mu Onur bu Bey? Bu iş ne olur biliyor musun? Oradan keser pastayı. Ya olur da işte maalesef CHP'liler de bunu göremediği için yıllardır 23'te kalıyor. İyi Peki. Partiler göremediği için partisi 9 oluyor, şimdi, hanımefendi 7 alıyor. Bir son durum biz bunları daha söylüyoruz. Var mı? Dinlemiyorlar. Ne yapayım?